Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Yoğun bir maç programı var biliyorsun. Bir hafta içinde 3 maç. Beyaz grupta da kırmızı grupta da bunun ilk evreleri bitti dün. Birbirinden önemli sonuçlar da alındı beyaz grupta. 1461 Trabzon'un müthiş performansı devam ediyor. Vanspor mükemmel bir galibiyet aldı dün. Nazilli'nin muhteşem performansı sürüyor. Aynen öyle. Tüm maçların sonuçlarını konuşacağız. Kırşehir'in de kötü performansı devam ediyor. Tam tersi. Bir de Beyoğlu alt sıralarda çok kritik bir galibiyet aldı direkt rakibine karşı. Aynen. Tüm maçların sonuçlarını değerlendireceğiz. Bir klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından da maçların sonuçlarına geçelim. İzleyicilerimize ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videolara abone olmadan izleyen izleyicilerden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Diyarbakır Spor, Afyon Spor maçıyla başlayalım. En erken başlayan maç bu maçtı. Ve aynen hoca öyle. Ayrılığı oldu. %99 diyorum. Peki. Diyarbakır Spor, Esilaç Afyon Spor maçının sonucuyla başlayacağız Beyaz Grup sonuç programımıza. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maçın geneline baktığımızda Diyarbakır Spor daha etkili olan taraftı. Daha çok pozisyona girdiler ama skor bulamayınca da maç 0-0 sona erdi. Ben de Afyon'la alakalı bir bilgi aldım. Ergin Keleş'in Erok maçında oyundan çıktıktan sonra Tolga Hoca'ya bir tavır yaptığı ve hatta şehri terk ettiğine dair Afyon'u. Dün de maç kadrosunda yoktu zaten biliyorsun Ergin. Belki hani iş devre arasına kalmadan Ergin'le de Afyon'un yolları ayrılabilir gibi mi? Olabilir. Bilgisi olan Afyon taraftarı aynen, varsa yazabilirler, yorum olarak yazabilirler. Ediyoruz. Ben zaten hiç duymadım. Bunu da sen bana söylemiştin. Aynen öyle. Ben de Kemal Hoca'nın gittiğini bilmiyordum. Sabah sen paylaşmışsın. Başka yerlerde de haberini görmedim. Sana bir yerden haber geldi demek ki. Gökten atar Allah'ım. Hani şeye yaptım, ben istihare yaptım, gece Kemal Hoca gidiyordu. Başka hiçbir haber sayfasında görmedim o yüzden. Aynen, demek ki sana bir kaynaktan bir haber geldi. Kaynaktan o yüzden genelde sağlamdır biliyorsun. Evet. Yani bu 0-0'lık sonuç iki takıma da yaramadı. Bir de Kemal Hoca gitti. Yorumun ne olur? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kemal Hoca kendisini yaktı. Yani neden? Kendi kendini göndertti. Neden diyorum? Zaten hep bunu bahsediyorduk. Diyarbakır Spor'un ben sezon sonunda şu anki mevcut kadrosuyla bu ligde kalacağını düşünüyorum dedim. Yani çıkamaz. Kısa yoldan gittim. Playoff'a kaldı mı, kalmayacak mı, ne olacak, ne bitecek hiç ona girmedim. Hatta sen hep diyordun işte playoff'a kalır ama çıkamaz. Ben hiç ona girmiyorum. Ben tek bir şey söylüyorum. Sezon sonu bu ligde kalır. Niye bunu söylüyorum? Ya ilk 11'de oyuncu varken ama ilk 11'de bile zaten sıkıntı var. Kulübede hiç oyuncu yok. Transferin son gününde hoca oyuncu alıyor. Azat Filiz'i transfer ediyor. Son 3 yıldır bitik. Uğur Bulut'u transfer ediyor. Son 2 yıldır ortada yok. Zaten futbolu bıraktı geçen gün. Ya sen bu transferleri yaptın. O da ilginç oldu. Senin kulübeye verim verebilecek özellikle hücum noktasından bakıyorum. Defansif anlamda oyuncum var gene. Var. Ama hücum noktasında kanat ve forvet noktasında etkin oyuncun yok. Alsana 2 tane oyuncu. Bak gitti Mersin. Transferin son gününde Abdullah Topkara'yla Onur Arı'yı aldı. Ya alsana sen bunları. İkisini Diyarbakır alsa Diyarbakır'ın çehresi daha farklı olurdu. Ki sana soruyorum. Diyarbakır Spor'un onları alabilecek maddi gücü yok mu? Diyarbakır var. Bence para olarak Mersin'den daha güçlü aynen bir takım. Ama almıyorsun. Şimdi sen öyle oyuncular alıp bu tarz oyuncuları almıyorsan ben suçu burada hocaya atarım. Çünkü sana yönetim demek ki transferde imkan sunmuş. Ama sen gidiyorsun Azat Filiz'de Uğur Bulut'u alıyorsun. Uğur Bulut da futbolu bıraktı. Ki senin defansa ihtiyacın çok mu aciliyetin vardı? Yok bence daha aciliyetin hücum noktasına vardı. O da ilginç vardı. Oldu. Uğur Bulut daha yeni geldi Diyarbakır'a. Bir ay sonra futbolu bıraktı. Ne bileyim anlamadım. O da ilginç oldu. Yani ya benim burada Uğur Bulut'u eleştirme durumum yok. Ben hocaya söylüyorum. Yani bu transfer yanlış. Azat Filiz'e de aynısını söylüyorum. Takımda yanlış transfer. Bünyamin Balat'ı oynatmamak da Kemal Hoca'nın sonunu hazırlayanlardan biri oldu bence. Bazı maçlarda biraz yedek bıraktı falan. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada takımın kurulurken yapılan hataların cezası çekildi. Ve Afyonspor için sen bir şey dedin ya maç
konuşurken Diyarbakır daha üstün oynadı ya. Bence Afyonspor'un bulduğu pozisyonlar daha netti. Hatta bir topu da direkte patladı. O da var, doğru. Yani bence bu maçta ortada geçti. Ben öyle düşünüyorum. Yani evet, birbirini ezen bir nokta olduğunu ben düşünmüyorum. Ben de Diyarbakır'ı ezdi demiyorum da bir tık daha iyi oynadı düşünüyorum. Ve zaten alınan bir puan iki takımı da kurtarmıyor. Hani Afyonspor'dan tamam beklentimiz yok ama takım aldı bir puanla 6 puana geldi sadece. Sıkıntısı devam ediyor. Afyon da 7 maçta 6 puan alacak kadar da kötü mü? Ben bunu hep söylüyorum. Şaşırmıyorum. Ya bana bunu tekrar sormana gerek yok. Ben daha sezon başı zaten bunu dile getirmişim. Hatta taraftardan tepki yemişim. Bunu herkes biliyor. Sen Afyon'da biliyorsun. Afyon'da zaten yıldız oyuncu yok. Mehmet Alaaddinoğlu da yıldız oyuncu değil. Normal bir oyuncu. Tabii yani öyle çok üst düzey bir oyuncu değil. Tabii. İki takım içinde kayıp oldu bana göre. Kemal Kılıç Hoca da %99 gitti. Bunu söylüyorum tekrardan. Bugün yarın açıklanır. Çarşamba günü de zaten maçı maç yok var. Diyarbakır'ın. Bay geçiyor yani. Daha doğrusu evet. Hafta sonu maçı var. Artık hafta sonuna belki bir hoca gelir. Aynen. Bakalım. Hayırlısı. İki takımı da mücadelelerinden tebrik dolayı ederim. Kutlayalım. Bir diğer maçın sonucuna geçelim. Çok kritik bir mücadeleydi. Zirvenin iki güçlü adayı Van'da karşı karşıya geldiler. Van Spor, Esenler Erok Spor'u ağırladı kendi evinde. Erok ilk mağlubiyetini aldı bir de. Aynen öyle. Van Spor maçın ikinci yarısında Harun'un sağ taraftan açtığı ortada maskeyle oynayan başarılı stoperi Burak Kavlağ'ın golüyle rakibini 1-0 yenerek çok değerli bir 3 puan aldı. Burak da geçen sene oynadığı takımına karşı yaptı, evet, gol attı. Güzel de bir gol attı ayağının içiyle. Neler söylersin maçın sonucu için? Van Spor çok üstün oynadı. Aslında 1-0 değil de daha farklı bitecek bir maçtı ama son vuruşlardaki beceriksizlikler Van Spor'un daha farklı bir galibiyet almasını engelledi bence. Kesinlikle. Ne dersin? Öncelikle Van Spor'un da galibiyetini tebrik tabii ediyoruz. Tebrik ben ederim. Çok gollü bir maç bekliyordum. Sonuç olarak bir şey söylemedim. Çok gollü maç aslında olacaktı ama işte Van Spor o golleri atamayınca maç 1-0'da bitti. Doğru. Geçen hafta Trabzon maçı sonucunda programda bir şey söylemiştik. Mustafa Sarıgül hoca maça hiç çalışmamış diye. Ama şimdi tam tersine geliyorum. Erok maçını da hoca her detayla çalışmış. Maçın birinci dakikasından itibaren Van Spor Erok Spor'a aman vermedi. Oyuncular çok fazla motivasyonlu, hani şey, konsantre bir şekilde çıkmıştı. Motivasyonları çok yukarıdaydı. Çok basıyorlardı. Özellikle Ahmet Ülü'yü çok beğendim, onu söyleyeyim. Ahmet cidden çok zor anlar yaşattı savunmaya. Hareketliydi. Ahmet Eren de gayet iyi oynadı. 83'te çıktı zaten bir şey. 81'de çıktı Ahmet, evet, Eren. Ahmet Ülük de 73. dakikada oyundan çıktı. Van Spor resmen Erok Spor'a ezdi. Senin de dediğin gibi şu maç en az 3-0, 4-0, 5-0 bitecek maçtı. Nasıl Van Spor Kırşehir 2-0 yendi. O gün 6-7-0 bitecek maçtı. Evet. Aynı bu maçta o maçlardan birisiydi. Erok Spor'da Abuzar Gaffor toplu sakatlandı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İdris Fırat girdi oyuna. Ben Furkan Yaman'ı zaten kadroda beklemiyordum. Dediğim gibi oldu. Sertaç'ı bekliyordum. O da 55'te oyuna girdi ama verim veremedi. Yani şöyle bir nokta var. Van Spor'un acilen devre arasında, bunu şimdiden söylüyorum ki ona göre çalışmalara başlasınlar. Onlar da zaten yapıyorlardır ama uyarı olarak söylüyorum. Kaliteli 3-4 tane transfer ihtiyacı var. Nerelere peki? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kere bence kanat noktasında özellikle sağ taraftan alıyorum. Transfer lazım. Bence bir tane net olarak orta alana şampiyonluk kafasını bilen, o tecrübede olan bir oyuncu lazım. 8-10. 8-10 ikisinden birisi olabilir. 8-10 özelliğinde oynayabilen oyuncu da olur. O tarz oyuncular her zaman kalabilir. Üretken oyuncu. Tabii diyorsun. Üretken oyuncu lazım. 6 numarada sıkıntı yok bence. Daha net 8-10 noktasında var. Bence de 6'da. Bekircan Kara çünkü sola çıktı da oynayabildiği için hani o noktadan da alarak daha net böyle 8-10 noktasında bir oyuncu düşünüyorum ben. 6'da bence yok, bence de yok. Kerem de var, Muhammed Ali Doğan da var. Yere geliyor Furkan şey bile, Furkan diyorum pardon. Hani şeyi bile çekebiliyorsun. Hani Muhammed Ali Doğan, Erdem Seçkin bile yere geliyor. Orta alanda kullanıyorsun çok zorda kalırsan. Bir de şöyle bir nokta var. Net olarak bak mesela sol tarafı söylemiyorum çok ama net olarak sağ kanat oyuncusu lazım tarafı. Bence net olarak santrafor lazım. O da lazım. Ama sağ kanatta lazım. Alpay geri dönerse sakatlıktan iyi. O da bir iç transfer gibi olabilir. Ya ben Alpay varken de lazım. Net lazım. Alpay çok sakatlanabilen Harun'u bir oyuncu. Harun'u da kanatlarda kullanabiliyorlar. Zaten sağda oynuyor. Harun hep sağda oynuyor ama lazım diyorum. Çünkü Harun iyi bir oyuncu ama üstünü altını çiziyorum. Net şampiyonluk oyuncusu değil. Şu an iyi oyuncu ama net şampiyonluk Harun oyuncusu var, değil. Harun var, Ahmet var. Alpay sakat. Ahmet solda oynuyor ama. Aynen, bir tane daha kanat alın. Sağ lazım. Yani net olarak sağ tarafa lazım. Defansa oyuncu alır mısın? Bir tane stoper alırım aynen. Çünkü şey çok kötü oynuyor. Şimdi bak. Geçen haftaki karşılaşmada Emre Öztürk vardı. Bir de şey sakat. Van Spor'da bir oyuncusu yok. İsmini hatırlayamıyorum.
Geçen Burak Kavlak oynamadı. Burak Kavlak yok. Tamam, o döndü. Burak Kavlak yokken büyük sıkıntı oluyor. O yüzden Vanspor'un bir tane bence ikame bir stoperi kulübede tutması gerekiyor. Çünkü bunun sakatlığı var. Cezalı durumu var. Allah korusun. Çok uzun süre sakatlanabilir oyuncular. Kötü performansı var. Bir de işin diğer boyutunu da düşünmesi gerekiyor takımların. Yani şampiyon olan takımların. Ne anlamda? Playoff. Sonuçta bu grupta bir takım şampiyon olacak değil mi? Yani. Şimdi Vanspor ile Erikspor'un hedefleri ne? Direkt şampiyon. Direkt çıkmak. Ama ikisi de şampiyon olamayacak. Tabii. Birisi playoff'a kalacak. Şimdi onlar da bunu düşünerek dokunuşlar yapmaları gerekiyor. Erikspor'un ben bu karşılaşmada hocanın çok büyük hatalar yaptığını düşünüyorum. Taygun nasıl 11 başlar? Maksut'u söylemekten dilimiz ötüyü bitti. Bu takımda yedek kalamaz bana göre. Maksut da bir oynuyor, bir yedek bırakıyor hoca. Ben mesela Yusuf Akgel gibi bir oyuncu nasıl bu maçta hiç süre almadı anlamadım. Yusuf bu takımı Yusuf kötü başladı ama. Trabzon maçında asisti yapan oyuncuydu Yusuf ama Trabzon yani. Maçında da mesela ben Sertaç Çam'ı oynatmazdım. Sertaç Çam bence gönülsüz oynuyor bu sene. Çok kaliteli futbolcu yani. Futbolculuğuna lafım yok ama ben sezon başından beri izlediğim Erikspor maçlarında Sertaç Çam böyle çok sanki hani zorla oynuyormuş gibi takımda. Hı hı. Yani hatta 5. maçına çıktı bu sene, hiç skoru yok Sertaç'ın. Sertaç zaten sezon başı gidecekti, gitmek istiyordu. Yani aynen, o yüzden diyorum bunu biz biliyoruz. Sertaç kendi aynen gitmek istiyordu. Ahmet'ten, Iğdır'dan, hatta sen geçen İnegöl'ü bile söyledin. Evet. Olabilirdi diye. İnegöl söyledi çünkü bize de. Aynen. Onu bilmiyorduk. Hani sonradan öğrendik mesela. Mesela Yusuf Akgel Trabzon maçında Ali Yavuz'a asisti yapan oyuncuydu. Hani Mehmet Altıparmak hocanın yerinde olsam ben en azından 20-25-30 dakika oynatırdım. Taygun Vurgun'u zaten niye oynattı ben de senin gibi anlamadım. Anlamadım. Maksut varken orada. Bir de Furkan Yaman'a ne oldu? Kulüp hiçbir açıklama yapmıyor. Bu oyuncu sezonu mu kapattı? 2 ay oldu neredeyse. Ya 1,5 ay falan oldu, hiç oynamıyor. Evet. Zaten Erikspor için o noktayı da söyledik. Furkan Yaman dışında forvet yok dedik. Ya toplamda 3 tane var ama ikisi bu ligin yeterli değil şampiyonluğa. Abuzer Gaffar da değil. Oyuncusu. İdris de değil. Hatta aynen. Abuzer 3. ligde bile düşüşte. Mersin'de geçen sene tribünlerin yuhu en çok tepki gösterdiği oyuncuydu. Abuzer Gaffar toplu daha önce de Erok'ta oynamıştı değil mi? Evet, 3. ligde tamam oynadı. Selahattin Dinçel varken hocam. Aynen, çıkamadılar doğru o sene. Evet. Hatta. Vanspor'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir evet, saldırı gece olmuş. Bir olaylar olmuş, doğru. 4.5 muydu, 5 miydi, neydi? Sabah kalktım, işte paylaşım vardı genel sekreterin, şeyin Gökhan Hanoğlu'nun. Bize paylaştık sabah, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii ki de. Vanspor önemli bir eşiği geçti. Maç öncesi programında şunu söyledik. Psikolojik olarak Van dağıldı Trabzon'daki mağlubiyetten dolayı. Eğer bu maç alamazsa çok büyük düşüş olabilir demiştik. Bunu tersine çevirmek Vanspor'un elinde dedik. Vanspor da kazanarak hem Trabzon mağlubiyetini unutturdu, hem Erol ilk mağlubiyetini tattırdı, hem psikolojiyi kendisine artı olarak çevirdi, hem de haftayı lider kapattı. Müthiş bir her şeyiyle olumlu noktaya Vanspor çevirdi. Bak bu reaksiyonları, bu manevraları yapmak da çok değerli olacak sezon içerisinde. Vanspor'u tekrardan tebrik ediyoruz. Bir diğer maça geçelim. Vanspor'u da tebrik edelim. Ankara Spor Kırklareli Spor'u ağırladı kendi evinde. Ankara Spor lige çok iyi başlamıştı. Kırklareli Spor'da çok sıkıntılı bir durumdaydı ama aynen. Kırklareli Spor rakibine oranla daha iyi oynadığı mücadelede en azından yenilmeyerek Trakya'ya dönmeyi bildi. Ben Kırklareli'nin oyununu cidden beğendim. Taner Hoca geldiğinden beri takımda bir toparlanma görüyorum. Hani Bilgin Hoca dönemine göre. Hafta skora içi yansıması lazım. Skora. Kesinlikle. Bir haftayı puan mesela, eğer Kırklareli Spor şu anda Karacabey'in olduğu noktada olup şu maçtan bir puan alsaydı çok iyi olurdu. İyi derdim ama şu an iyi değil. Bence de galibiyetlere ihtiyaçları var ama Taner Hoca geldiğinden beri 2 maç 2 beraberlik oldular. En azından bir toparlanmaya başladılar gibi. Ben beğendim oyunlarını. Bence daha iyi oynadılar. Bence Ankara Spor'un bu sene en kötü oynadığı maçlardan biriydi. Senin yorumun ne olur maçın sonucu? Ben de öyle düşünüyorum. Ankara Spor'un şu maçı alamaması büyük bir puan kaybına neden oldu. Eğer kazansalardı Erikspor'la puanlarını eşitleyeceklerdi. Evet, doğru. Geçeceklerdi. Geçiyorlardı hatta. Üçüncü olacaklardı. Nazilli ile eşitleyeceklerdi aynen puanlarını. Ama bu şansı kullanamadı. Ve Kırklareli Spor bu ligin şu anda, yani bu grubun en fazla gol yiyen iki takımından birisi. Yani sıralama olarak Kırşehir 17 gol, Kırklareli Spor 13 gol idi şu maça kadar. Yani maç başına 2 gol ortalamasıyla oynuyordu. 7 anlamda söylüyorum. Ama geldi bu maçta Ankara Spor Kırklareli karşı üretemedi. Kırklareli Spor da bu sene bir Trabzon'a çelme taktı 0-0, bir de Ankara Spor'a çelme taktı 0-0. Kırklareli geçen hafta da gol yemedi Taner Hoca ile. Karacabey ile de golsüz evet bitti biliyorsun.
Taner Hoca sanki biraz bir şeyleri toparlıyor gibi. Bir galibiyet gelirse ben Kırklareli'nin evet, oradan işte kurtulmaya başlayacağını düşünüyorum. Şu an bir puan kazanç olmadığı için evet, bir şeyleri toparladı demiyorum. Diyemiyorum yani, anladın mı? Kırklarespor'un öyle bir durumu geldi ki artık galibiyet alması lazım. Maç kazanması lazım. Kırşehir'le Kırklareli şu anda çok kötü durumdalar. Aynen öyle. Hani Zonguldak falan zaten hep söylüyoruz. Kadro zaten çok kötüydü. Aynen. Adıyaman'dan ama falan. Ama Kırklarespor'dan da bu kadar da kötü bir gidişat evet, beklemiyorduk. Yani zaten evet, hedef beklemiyoruz. Playoff falan. Kırklarespor'un hiçbir zaman hedefi olmuyor. Doğru. Kırşehir'in mesela iyi kadrosu varken kötü gidiyor. Ama Kırklarespor'da bu kadar kötü gidecek bir noktası yok. O yüzden kesinlikle, iki takımın da mücadelesini tebrik ederim. Bir diğer maça geçelim. Bu maç da başkentteydi. Ankara Demirspor Buca Spor'u ağırladı sahasında. Buca Spor Ahmet Yıldırım Hoca ile yollarını ayırdı biliyorsunuz. Biz program yapmıştık çarşamba programdan günü. Cuma günü de Hoca ile yollar ayrıldı bir iki gün sonra. Şu an bir hoca gelmedi ama Buca Spor... Bir bilgi aldım ben de. Ne kadar doğru yanlış... Hoca aslında belliymiş ama açıklamamışlar. Bu kadar ya şey, ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Bu bana gelen bilgi sadece. Sana isim geldi mi? Taner Taşkın Hoca ile görüşmüşler ama Taner Taşkın Hoca da birincilikten teklif beklediği için sıcak bakmamış. Bu bana gelen bilgi. Bana ne kadar doğru bir bilgi geldi. Bir hoca ile anlaşıldı. Vay, ama isim vermediler. Şöyle. Hoca ile anlaşılmış mı? Şöyle. Bir hoca ile anlaşılmış ama isim vermediler. Hani çarşamba günü bu hocayı takımın başına görürlerse kimse şaşırmasın. Ama isim vermediler. Valla zaten kulüp açıklamadan o maça öyle çıkmazlar. Açıklar yani kulüp. Bursa Spor'la oynayacaklar. Evet. Aynen, belki pazartesi falan açıklarlar ama hocayla anlaşıldığı söyleniyor. Bakalım. Ben hala aynı görüşümdeyim. Dünkü maçı izledikten sonra da Buca Spor'u bu sene forvetsiz başlamak mahvetti. Hı hı. Dün de çok net pozisyonlara girdiler. Çok üstün oynadılar Ankara Demirspor'a göre ama forvet olmadığı için takımda 1-0 kazanabildiler. Erhan Çelenk yedek başladı maça. Aynen, 65'te girdi. Buca Spor'un eğer Sinan Kurumuş ve Görkem Bitin tarzı forvetleri olsaydı bence şu an Nazilli kadar, Ero kadar rahat puanı vardı. Çünkü Buca'yı 5 puan daha fazlası olurdu ya, 4-5 çok puan rahat olurdu. Buca Spor'u forvetsizlik mahvediyor. Hı-hı. İyi bir golcü olsa şu takımda, bence onun dışında sol bek dışında her yeri iyi bence takımda. Ben hala aynı görüşümdeyim. Kıvanç, Erhan Kartal, Erhan Çelenk, çok kaliteli futbolcular var. Berke, Yasin ama Buca Spor forvetsizlikten dolayı bence sıkıntı çekiyor. Senin görüşün ne olur? Ki Ankara Demirspor bence bu grubun iyi takımlarından biri. Hı hı. Kötü bir takım değil. Buca Spor çok üstüne oynadı. Sen ne söylersin? Öncelikle Buca Spor'un da galibiyetini tebrik tabii ediyorum. Çok önemli 3 puan aldılar. Ahmet Hoca'nın gittikten sonraki maçında reaksiyon vermeleri önemliydi çünkü hocasız çıktılar maça. Yani teknik direktör yardımcı hocalarla, altyapı hocalarıyla evet, daha doğrusu. O yüzden kazanmaları önemliydi. Bugün zaten pazar, maç çarşamba günü. Büyük ihtimal pazar pazartesi günü, yani bugün veya yarın hoca gelebilir diye düşünüyorum. Gelmeyebilir. Belki çarşamba günkü maçı atlatıp çarşamba hafta sonu maç yapmayacak Buca evet, Spor. Diğer maçı ta diğer hafta evet, sonunda. Evet, o yüzden hani bu zaman de olduğu için çarşambaya aynen, da böyle geçebilirler. Bir de rakip de uygun. Bursa Spor. Hani acele etmek istemeyebilirler. Ben olsam öyle yaparım zaten. Rakip de uygun çünkü Bursa Spor. Hani her maçı tabii ki önemseyeceksin. Her maçın ayrı değeri var ama hoca noktasında Ahmet Yıldırım tercihi gibi yanlış tercih yapmamak için ben olsam Bursa Spor maçına da yardımcı hocayla çıkarım. Benim de şöyle bir düşüncem var. Bence birçok hoca Buca Spor'a gelmek isteyeceklerdir. Ben birçok hocanın buraya gelebilmek için kulis de yapabileceğini düşünüyorum. Tabii sen ki ya, zaten birçok isim yani hocalar maddi olarak kuvvetli olan takımlar için bunları yapıyorlar. Dün İskenderun maçında bile ben gördüm zaten. Tam onu diyecektim. Şahit oldum yani. Şu an iki tane takımın hocası yok. Buca Spor ve İskenderun Spor. İkisi de maddi olarak güçlü başkanlara sahip. Evet. Cihan Başkan'la Hakan Başkan'a. Hı hı. Bence birçok hoca bu iki takıma gelebilmek adına birilerini devreye sokmak isteyebilirler. Kulis yapabilirler. Çünkü Buca Spor'a da İskenderun Spor'a gelen hocalar da iyi paralar alacaklardır diye düşünüyorum. Garanti parasını alıyor zaten. Maddi hani olarak güçlü takımlar. Sen ne düşünürsün? Ben de öyle düşünüyorum ama işte dediğim gibi doğru bir tercih yapması gerekiyor Buca Spor'un. Ankara Demirspor da kaybetti. Evet. Ben bu maçta galiba Ankara Demirspor tarafındaydım. Tam hatırlayamadım ama. Yenilmez demiş olabiliriz. Öyle hatırlıyorum. Kaybettiler ve playoff'un dışında kaldılar. Ya Ankara Demirspor'un zaten kadrosu geçen senenin gerisinde ama bence yine de iyi başladılar. Ben evet, öyle kesinlikle düşünüyorum. Buca Spor da kritik bir 3 puan aldı. Sen de geçen demiştin Buca Spor'un fikstürü zayıflıyor. Hı hı. Eğer iyi bir hoca tercihi yapıp
O fikstürde de hata yapmayıp devre arasında da iyi hamleler yaparlarsa Bucaspor da potaya girebilir. Hı hı. Devre arası zaten net olarak 4-5 tane kaliteli transfer lazım. Özellikle 2 tane iyi forvet almaları lazım. Aynen. Zaten. Bucaspor'un en büyük kanayan yarası forvet attı. Kesinlikle. Bir diğer maça geçelim. Bucaspor'u da tebrik edelim aldığı 3 puandan dolayı. Bu maçta İzmir'deydi. Alt sıraları yakından ilgilendiren bir maçta. Altın Ordu Serik Belediyespor'u konuk etti kendi evinde. Maç başladığı gibi golsüz sona erdi. Açıkçası bu sonuç iki takıma da yaramadı bence. Serik Belediyespor hafta içinde kupada elendi biliyorsun. Altın Ordu da kupadan elenmişti. Bir de üstüne bu maçtan da istedikleri sonuçları alamadılar. He, kupa önemli değil ikincilik takımlar için eyvallah da. Hani Altın Ordu zaten sezon başından beri hiç maç kazanamadı ve Bal Ligi takımına da elendi. Daha iyi zaten, boş ver, elensin zaten. Serik de Arguvan Belediye'ye elendi. Ligde de sadece Afyon'u yendiler. İki takım da adeta maç kazanmanın ne olduğunu unuttular. Yorumun ne olur beraberlik için? Zaten SKB'de Spor'da Şenol Hoca çok büyük tahribat bırakarak, enkaz bırakarak ayrıldı ve bu takım 8 maç sonunda sadece 2 gol attı. Bak 2 gol attı diyorum. O kadar kötü durumdalar. Ve bu ligde şu anda Serik Belediyespor ve Zonguldak Kümürspor en az gol atan 2 takım. 2 golleri var bu takımların. Altın Ordu'da zaten çok kötü başladı. Onlar da 4 puandalar. Serik Belediyespor'da şu anda zaten biliyorsun 6 puanda. Ve 2 takım için de bu skor büyük bir kayıp oldu. Kesin. Beraber 2 takım da kurtarmıyor. Onu söyleyeyim. Sen her hafta Atilla Küçük Taka Hoca'nın gideceğini şöyle olacak böyle olacak dedin. Atilla Hoca da bir türlü takımdan gönderilmiyor. Onu ben de anladım. Mesela Zonguldak Kümürspor Türkiye Kupası'nda elendi. Mustafa Özer'le hemen yollar ayrıldı. Mustafa Özer kendi de istifa etti hatta. O da yapamayacağını anladı. O yapamadığını anlayacağı için gitti zaten. Aynen. Yani her hoca da yapamıyor. Niye zorluyor ben onu anlamadım. Mustafa Özer Hoca çünkü sürekli bahane yapıyordu. Bunu kaç hafta önceden yapıyordu. Yani yok işte imkanlar yok, barınma yok, yemek yok, şu yok, bu yok dedi. Ki zaten oraya gittiğinde biliyorsun orayı. Yani. Altın Ordu da yine en azından maddi olarak tesisler falan iyi olduğu için. Çok iyi. Yani. Hani burada zaten öyle bir durum olmaz kolay kolay. Altın Ordu'nun bir haftası bay geçti. 7 maç yaptı sadece. 7 maçta 4 puan aldı. Ama beraberlik kurtarmıyor tabii ki. İkisini de kurtarmadı bence. Hafta sonu felaket final maçı var. Hoca kıyımının olacağı maç. Kırşehir, FK, Altın Ordu maçı. Hafta içi. Hafta içi. Haftaya dedim işte. Yok hafta sonu dedin ya. Hafta sonu mu dedim? Ha. Aynen. Pardon hafta içi. Onu zaten konuşacağız. İki takımda da belki Kırşehir'e yeni geldi hoca ama çok kötü başladığı için söylüyorum. Biraz sonra zaten Kırşehir'e geleceğiz. Aynen. Onu da çarşamba günü konuşacağız maçı. Çok sıkıntılı bir maç. Bir diğer maçın sonucuna geçelim. Ligin en başarılı ekibi Nazilli Belediyespor sahasında kendi evinde Kırşehir Futbol ve Spor Kulübü'nü ağırladı. Nazilli formda başlayan ismi Salih Kavrazlı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından oyuna sonradan giren Barış Örücü ve Yakup Emre'nin golleriyle rakibini 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet aldı Nazilli ki Nazilli yukarıdaki takımlar arasında hatta grupta belki de en düşük bütçeli takımlardan biri ama felaket Ali diyor. Kemal Hoca ve öğrencileri resmen şov yapıyorlar. Hı hı. Kırşehir'in kadrosuna baktığımızda bireysel olarak Nazilli'den daha tecrübeli futbolcular var kağıt üstünde ama Nazilli Belediyespor sezon başından beri öyle bir performans hoca farkı sergiliyor işte, ki hoca farkı. Resmen buna şapka çıkartılır. 8 maç 19 puan. Bir Buca'ya yenildiler. O da normal. Bucaspor'un bütçesiyle Nazilli'nin harcadığı paranın arasında dağlar kadar fark var. Aynen öyle. Ve Nazilli resmen tulum değil artık. Yani pantolon, gömlek her şeyi çıkartıyor. Şov yapıyorlar. Kırşehir'in ise gidişatı hakkında bir tane bile söylenecek olumlu bir şey yok. İlk 8 haftanın açık ara takımı beyaz grupta Nazilli. Aynen öyle. İnanılmaz iş yapıyorlar. Helal olsun. Nazilli Belediyespor ve özellikle Ali Kemal Yavuz Yiğitoğlu hocayı tebrik öyle. Ediyorum. Çok büyük iş yapıyorlar. Ömer Kaburgacı da çok iyi oynuyor bu sene kaleci. Aynen. İyi oynuyor. Gayet yani. İyi. Salih Kavrazlı sezonu çok iyi başladı. Hakkı Can Aksu'yu ben çok beğeniyorum. Bu sezonki performansı cidden çok iyi. Çok Barış Örücü 3 yıldır mı, 2,5 yıldır mı, 2 yıldır mı ne futbol oynamıyordu neredeyse. Burada performans alıyorlar aynen. Oyuncudan. Gerçekten o da çok iyi oynuyor. Futbol oynamıyordu Barış evet, Örücü. Evet Barış Örücü cidden hani baktığım zaman da ara vermişti ama o da gayet iyi oynuyor. Bu maçta da biliyorsun sonradan oyuna girdi. Dakika 70'te oyuna girdi. Hemen gol attı. Aynen. Kırşehir'de tek bir şey var. Bak tek bir şey. Artık bunun dışında söylenecek bir nokta yok. Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Yani eli maşalı işte yok sert bağırıp çağıracak hoca değil. Bu takıma stratejisi olan, bir oyun planı olan, takımına bir oyun
olgusu kazandıracak bir oyuncu lazım dedik. Hoca yani, lazım aynen. Hoca lazım dedik. Ben oyuncu dedim değil mi? Aynen. Hoca lazım. Ama hoca Ali Fırat'ı kesiyor. Ondan sonra Cenem Talha Dinçer bu takımda nasıl yedek kalır? Gökdeniz Varol nasıl yedek kalır? Bak şimdi Abdülkadir Kuzey pivot santrafor. Koşan hareketli bir oyuncu değil. Koyacaksın Gökdeniz'i de oraya. Onlar Gökdeniz arkasında oynayacak, koşacak, edecek. Abdülkadir Kuzey ileride oynayacak. Ve bu takımın şu anda en efektif ve sezon başından beri skor olarak daha çok katkı veren Cerem Talha Dinçer yedek kalıyor ve oyuna 62'de giriyor. Yani ben anlamadım. 11 başlaması lazım. Yani ben yine söylüyorum, hafta sonu hafta arasında çarşamba günü çok felaket bir maç var. Aynen. Kırşehir Futbol Kulübü Altınordu maçı, onu zaten konuşacağız. Eğer Kırşehir kazanamazsa belki erken ama Ekrem Hoca ile acilen yollarına ayrılması gerekiyor. Ben sana söyleyeyim, Ekrem Hoca ile bu iş gitmez. Kırşehir de zaten eğer bu kadroyla düşer falansa, hani düşmeye falan olursa çok büyük fiyasko olur. Bakalım, aynen. Yani ciddi problem olur. Ekrem Hoca'yı nasıl karar verdi yönetmen cidden anlayamadım. Hani birileri mi önerdi? Olabilir. Onu mu dinlediler? Ben anlayamadım yani. Artık futbolumuzun başarıyı aç, hani görev verilmemiş, böyle hani ön plana alınmayan, hep isme bakan isimlerden kurtulup başarıyı aç, farklı hocalar gitmesi lazım. Ekrem Hoca 70 yaşına geldi. Ya eski futbolda hani düşüncesi. Bağırma çağırmayla bu iş olmuyor. Bağırma çağırma olsaydı her şey farklı olurdu. Öyle olmuyor. Peki. Futbol farklı artık, değişiyor çünkü. Nazilli'yi tebrik edelim, aldığı müthiş galibiyet için Nazilli Belediyespor'u. Ha bak mesela en büyük örnek Ali Kemal Yavuz Yiğitoğlu. Düne kadar sen ismini hiç duydun mu? Vallahi bu sene duydum. Ben de duymadım. Sezon açık ve net söylüyorum yani. İmzaladığında. Hocayı görüyorsun nasıl gidiyor. Müthiş gidiyor. Bir şans demek ki verildiği zaman da bir şeyler olabiliyor. Mesela ha. İlhan Palut nasıl hoca oldu? 3 seneye kadar ismini kimse bilmezdi. İlhan Hoca Hatay'da beden hocasıydı. Aynen. Okulda beden hocası, işte. Beden eğitimi hocasıydı. Nasıl oldu? Bir şans verildi, o da çok iyi i̇şte kullandı. İşte biz bunları hep söylemek istiyoruz. Herkes isme bakıyor. Ekrem Oğlu 70 yaşında. Yıllardır liglerimizde çalışıyor. Böyle olmuyor hiç futbol. Yani. Tekrardan Nazilli'yi tebrik ediyoruz. Bir diğer maça geçelim. Geçelim. Bu maçta alt sıraları felaket yakından ilgilendiriyordu. Adıyaman'da yeni bir görev var. Sportif direktör Ramazan Erşahin göreve getirildi. Onu da buradan öncelikle söyleyelim. Doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım kaç hafta kalacak Ramazan Erşahin. Zaten sportif direktöre gerek yok Adıyaman'da. Beyoğlu Yeniçarşı Spor Adıyaman Futbol Kulübü'nü ağırladı cumartesi günü kendi evinde. Ki bu maç alt sıraları çok yakından ilgilendiriyordu Beyaz Grup'ta. Beyoğlu hücum oyuncusu Mertcan Aktaş'ın ilk yarının sonuna doğru attığı golle rakibini yenerek 1-0. Çok pardon, maçın başında attığı golle 6. dakikada rakibini yenerek önemli bir galibiyet aldı. Beyoğlu maçın tek hakimiydi. Adıyaman karşısında oldukça üstün oynadılar ve kazanmayı da bildiler. Beyoğlu 7 yaptı puanını, Adıyaman da 5 yaptı. Ben Adıyaman'la alakalı şunu anlamadım. Perşembe 13'te maç yaptı ya Adıyaman. Orada bu maçta 11 çıkan birçok oyuncu... Orada da 11 oynadı mesela bazıları. E şimdi Perşembe 13'te maç yapıyorsun. Cumartesi 15'te 15.30'da işte. Uh-huh. Hani hoca zaten kupadan da elendim. Bornova'da favoriydi hatta. İddiada falan bile Bornova'yı favori göstermişlerdi kupa maçında. E o zaman niye o maça az kadroyla çıktın ki? Bu maça hazırlasaklı oyuncularını. Çünkü zaten malzemen belli. Bir de Murat Balaban da istifa etti biliyorsun. Bir izleyicimiz hatta bana DM'den yazdı Instagram'dan o gün Perşembe günü. Ve geri Tuğrul Metin'in de geri geleceğini söylediler. Piton Tuğrul olacak. Aynen. Piton lakaplı. Tuğrul Hoca'nın. Ama o çıkmadı bu maçta takımın başında da. Adıyaman'da ilginç şeyler olmaya devam ediyor yani. Bir izleyicimizin bir yorumu vardı. Hatırlıyorsun. Hani biz Piton lakaplı Tuğrul Metin işte göreve geldi gitti dedikten sonra. Dedi ki buraya hangi yılan türü gelirse gelsin takım daha başarılmaz dedi ya. Aklıma geldi. Murat Balaban Hoca da dayanamadı gitti. Yani bir de tamam bir... da hocalar buraya gelirken ne bekliyorlar? Niye istifa ediyorlar? Ben şunu anlayamıyorum. Adıyaman'da ne doğru işliyor ki, bir de sportif direktörlük kavramı var bu takımda. Onu ben de anlamıyorum, doğru. Yani... Sezon başı da bir sportif direktör vardı. Aynen. Gitti. O da gitti zaten. İsmini unuttum da. Murat Bey'di galiba, yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama çok hatırlayamayacağım. İsmail Doğan mıydı yoksa? Galiba öyle, aynen İsmail Bey'di. Bu Şanlıurfalı'ydı hatta memleketi. Tamam hatırladım. Yani bilmiyorum, Adıyaman Futbol Kulübü zaten sıkıntılı gidiyor. Ben... Birkaç hafta önce söylemiştim. Ben hani Adıyaman'ı çok daha konuşmayacağım diye. Beyoğlu'ndan gidiyorum. Beyoğlu çok gol pozisyona girdi. Kaleci Ahmet kurtardı Adıyaman'da. Onu söyleyebilirim. Adıyaman'ın isabetli şutu bile yok. Aynen. Zaten zaten
Beyoğlu Yeni Çarşı da sıkıntılı noktada ama Adıyaman'a karşı en azından bir düzen var yönetim anlamında. Ve bunun karşılığında da maçı 1-0 kazandılar. Adıyaman da 5 puanla kaldı. Beyoğlu Yeni Çarşı'ya tekrardan tebrik ediyoruz. Galibiyetinden dolayı Adıyaman'ın da hafta arasında çok önemli bir maçı var. Buradan Ankara bir bakayım. Demirli. Ankara Demir ile iç sahada. Beyoğlu da biliyorsun deplasmanda seri konuk olacak. O da çok kritik bir maç olacak. Kesinlikle. Onu da değerlendirme programında konuşacağız. Bir diğer maça geçelim. Geçelim. İki tane akşam maçı vardı onların sonuçlarına. İlk konuşacağımız maç Bursa'da Karacabey Belediyespor Zonguldak Kömürspor'u ağırladı kendi evinde. Karacabey 1-0 kazansa da rakibine oranla çok daha üstün oynadığı maçı bu seneki formda ismi Ersel Aslı Yüksek'in golüyle yenerek önemli bir 3 puan aldı. Bence bu maçın hakkı 1-0 değildi, daha fazlaydı. Çünkü Karacabey çok üstün oynadı ama bitiremediler buldukları pozisyonları. Ersel de çok iyi bir sezon geçiriyor. Takımın en skorer ismi. Ersel iyi oynuyor bu sezon. Ne söylersin maçın sonucu için? Zonguldak'ta da bu arada Mustafa Hoca gitti hafta içinde Tokat mağlubiyetinden sonra kupadaki Plevne maçından sonra. Serkan Afacan'la Şenol Demir'in adları geçiyor. Zonguldak'ı ben kupa maçında da izledim yine. Şunu söyleyeceğim. Bazı oyuncular resmen futbolu bırakmış durumdalar. Kimler mesela? Mesela Savaş Yılmaz falan çok kötü durumda. Ben zaten geldiği zaman sana söyledim. Çok facia durumda. Sen tecrübeli oyuncu diyordun. Şöyle dedim, böyle dedim de Savaş Yılmaz bitti. Okey mesela demiyor. Pas atmaya çalışıyor. Atamıyor yanına. Yerden pas atmaya çalışıyor. Top havadan gidiyor. Zonguldak Kömürspor transfer yapmak için transfer yaptı bir zaten. Bir de Tokat 10 kişi kaldı kupadaki maçta. 70 dakika 10 kişi oynadı. Zonguldak'a yendi. 3-2 gittiler Tokat'a. Valla Zonguldak Kömürspor'a Tokat gibi bir şey lazım. Hocam, hava lazım. Yok hoca değil, ne hocası ya. Bu takıma sen Klopp'u getirsen, Guardiola'yı getirsen bu takımdan bir şey olmaz. Malzeme zaten yok çünkü. Şaka bir yana Klopp da Liverpool'a gelmişti ya. İlk 3 senesinde o da başarılı değildi. Hani şöyle orada sabır gösteriyorlar. Bizde sabır da yok. Zonguldak'ın kadrosu çok sıkıntılı. Bir de zaten şöyle bir nokta ben var. Ben dün bir değişiklik var, onu anlamadım. Ben onu söyleyeyim, sen oradan tamam. Devam et. İstediğini söyle. Sabrıcan Vural'ı 90+1'de niye oyun aldı ki Zonguldak? Ya alıyorsan ya önce al ya da hiç alma. 90+1'de ne bekliyorlar Sabrıcan'dan? Bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Tam güzel noktaya geldin. Sabrıcan Vural birçok takıma transfer oldu. Biz de hep yorumladık çok yanlış diye. Zonguldak'ta bile oynayamıyor. Nerede oynayacak bu oyuncu daha? Ya Sabrıcan zaten yeterli bir oyuncu. Hani bize tepki gösteriyorlardı ya, oyuncuyu çok eleştiriyorsun şöyle. Biz doğruları konuşuyoruz. Zonguldak Kömürspor şu anda bu ligde, bu grupta son döneminde özellikle Zonguldak Kömürspor'un en kötü hücum hattına sahip kadrosu. Şimdi Sabrıcan şu mevcut kadroda da fark yaratamıyor. Fark yaratamayacaksa hangi takımın kadrosunda fark yaratacak ve hangi grupta fark yaratacak? Grup da zayıf. Zayıf. Ya mesela birçok, mesela Salih Kavrazlı'yı da biz beğenmiyoruz ama fark yaratıyor. Ben Salih'i beğeniyorum. Sen biliyorsun, orada ayrışırız. Bu sene fark yaratıyor. Mesela ikimizin de beğendiği bir oyuncu Ersel Aslı Yüksek. Son dönemlerde istikrarsızdı. Karacabey de çok iyi. Bu zayıf grubu iyi kullanıyor. Tabii. Ersel böyle oynarsa seneye bence ya paralı takımlardan birine gider. En azından belli bir şeyin üstüne çıkar. Ya da belli parası olan takımlardan birine gider. Belki ama de devre arası gider, sallıyorum. Evet, yani sallıyorum eski moduna yani dönebilir. Çünkü Ersel 2. ligde Erzurum'da falan şampiyonluk yaşadı. Trabzon'da oynadı. Sakatlıklar yaktı bir zaten. Bir background'u vardı, kendini buldu. Sabrıcan da mesela iddialı takımlarda oynadı öyle bir şekilde ama Çorum'da oynadı geçen. Sabrıcan sene hiçbir yerde kendini gösteremedi. E şimdi burada da gösteremiyor. Zonguldak bu grupta biraz iş yapsan direkt fark edilebileceğin bir yer. Çünkü takımda başka oyuncu da yok. Eyüp Akçan yaptı mesela. Idır'a transfer oldu. Para kazandı direkt. Para kazandı. Oyuncu. Aynen. Yani geçen sene gitti. Oyuncuların kendisine bitiyor işte. Oğuzhan Matur Hatayspor'a gitti. Süre buluyor tabii mesela. İkinci ligden Süper Lig'e gitti. Aynen, düşün yani. O da buradaydı. Buradan gitti. Evet, yani o yüzden oyuncuların da bunu değerlendirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ve buradan şunu da söyleyeceğim ama zaten bunlar biliyorlar bu isimler. Serkan Afacan'la Şenol Demir de bence ikisinden biri gelir zaten. Hatta haber vardı. İkisi de eski hocam. Farklı bir isim olabilir diye. Hani Zonguldak dışından isim de olabilir diye ama ben bu iki ismin daha ağır bastığını düşünüyorum. Yani bu iki isimden birisi gelir. Hatta geçen gün de biz paylaştık, Serkan Afacan geldi diye büyük ihtimalle. Biraz daha bence Serkan Afacan gelir gibi duruyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü geçen sezon Şenol Demir çalıştığı için Serkan Afacan hoca Menemen'de falan çalıştı. Isparta'da çalıştı. Bence bu sefer Serkan Afacan'ı tercih edecekler. Maçı da izlemeye gelecek diye haber vardı hoca. Bu maçı mı? Bursa'ya olabilir aynen. Olabilir belki de. Ama buradan şunu söylüyorum. Eğer Serkan Afacan hoca veya Şenol Demir hocadan farklı bir hoca gelirse bu takıma, şimdiden söylüyorum, şikayet falan etmesin. Yok barınma yok. Yok ısınma yok.
yok çok sakatlık oluyor, yok çalışma tesisimiz yok falan demesin. Bence hocalar da gelirse şikayet etmeye hakları yok. Çünkü onu diyorum işte etmesinler, biliyorlar. Hakkınız yok yani, onu demek istiyorum zaten. Aynen. Yapmayın yani. Tabii. Bunu biz bak programdan söylüyoruz, biliyoruz, herkes biliyor. Etmeyin şikayet. Şimdiden söylüyorum. Ya Zonguldak'ın işi zor maalesef. Karacabey de beklediğimiz gibi gidiyor. Ne çıkar dedik ne düşer dedik aynen. Bu sene. Şu an 8 maçın 24 puanın 11'ini aldılar. Yarıdan bir tane azını. Evet. Fena da gitmiyorlar. Kesinlikle. Ersel'in önderliğinde. Senin başka ekleyeceğin bir şey var mı? Başka ekleyeceğim bir şey yok. Karacabey'in tekrardan galibiyetini tebrik ediyoruz. Zaten Karacabey tarafındaydık. Aynen öyle. Son maçımıza geçelim. Yeni Mersin İdman Yurdu 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü ağırladı kendi evinde. Akdeniz temsilcisi ligde bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Trabzon ekibi ise, Karadeniz ekibi ise 3-0 kazanarak müthiş bir galibiyet aldı ve Ercüment Hoca ile 4-4 yaptılar. İlk yarıda Behlül Aydın, ikinci yarıda da Alihan Tuncer'in 2 golüyle toplam 3-0'lık bir skor. Golleri atan iki oyuncu da Trabzonlu futbolcular bu arada 1461 Trabzon'da. Yorumun ne olur maçın sonucu için? Behlül de Ercüment Hoca geldikten sonra aynı geçen seneki Şanlurfa Spor performansına döndü resmen. 2 gol oldu. Son 2 maç 2 gol. Aynen. Alihan da 5 gol oldu. Alihan bu gidişte daha Ekim ayındayız. Rahatlıkla Allah bir sakatlık vermezse Allah korusun. Çift taneyi rahat yapacak. Görünen o. Kesinlikle. Öncelikle Trabzon'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Ben bol gollü bir maç bekliyordum. Beklediğim gibi oldu. Skor belirtmemiştim. Her şey olabilir diye ama bence yeni Mersin İdman Yurdu'da bu karşılaşmada Özcan Hoca'nın dokunuşları maçın skorunu tayin etti diyeyim. Katılıyorum. Trabzon'a olanak mı saldı diyeyim. Ben de öyle de düşünüyorum. Taraftarlar izleyenler seçsinler. Çünkü Onur Arı'yı 71'de çıkartması. Zaten 3-0 olmuş. Devam et oyunda. Onun dışında senin bana programdan önce hatta dün söylediğin Chris David'in yedek kalması. Oğuz Özden kadroda yoktu. Büyük ihtimalle sakatlığı vardı. Onu söyleyeyim. Ben buradan bir şey söyleyeceğim Mersin'le alakalı. Burak Bilgen bu takımda oynayamaz. Bu ligin oyuncusu değil. Yani sezon başından beri takımı yakıyor. Burak da niye bu kadar savunmada ısrar ediyorlar? Ben onu anlamadım. Bir de Fatih Cellek de ilk 11 oyuncusu değil. Alternatif oyuncu. Ben Fatih'in hep düştü olduğunu söylüyorum zaten. Aynen. Bir de 71'de dediğim gibi Onur Arı çıktı. Bir de Fuat Babuk girdi. Forvet çıkıyor, forvet giriyor. Sana zaten gol lazım. 3-0 maç. Rohat Ağca'yı beğendim. Genç oyuncu iyi oynadı. Kime? Hareketlilik kazandırdı Rohat'ı. Ben bu maçta mağlubiyeti Özcan Hoca'ya yazarım Mersin'de. Şundan dolayı Chris David bu takımda yedek kalamaz. Ya şimdi sallıyorum. Senin orta sahanda Behlül olur. Trabzon'un orta sahası Mersin'de olur. O zaman Chris David yedek kalabilir. Eyvallah ama Chris David bu takımın bağlantı oyuncusu bir de. Ya bağlantıları sağlayan oyuncu o sahada. Onurlarıyla çok iyi bir uyumu var. Erdem Onur'la da iyi bağlantı yapıyor. E şimdi David başlamadı orta sahada. Hepsi defansif oyuncular. Yasin Elmas, Ferhan, biraz Muhammed Özvardar onlara göre hücum oyuncusu ama hoca da zaten devrede çıkardı çünkü Muhammed Özvardar çok kötü oynadı. Aynen. Chris David gibi oynayamadı yani. Kesinlikle. Bir de 7 maçta 5 gol yiyen bir yeni Mersin vardı. Bu maçta tam 3 gol yedi. Aynen. Ve toplamda 8 gol yemiş oldu. Trabzon'da gol yemiyor. Sadece 1 gol yedi, o da Erok maçı. Doğru. Zaten biz hep diyoruz Trabzon'un orta sahasıyla savunması çok, çok iyi. Ümit sakatlığından dolayı oynamadı. Van maçında bir sıkıntı yaşayıp çıkmıştı. Tarık sonradan oyuna girmişti Van maçında. Bu maçta da 90 dakika oynadı. İyi de oynadı. Tarık da oynaya iyice fizik ve kondisyonunu yukarıya çekecek. Tahacan Velioğlu da yoktu. Onda da bir sakatlık var. Olabilir. Nizamettin de yoktu. Evet. Ben zaten Taha konusunda şaşırmıyorum. İlk transfer olduğu zaman da söyledim. Taha'nın kariyeri aşağı düştü. Sakatlıklar çok baş gösteriyor. O yüzden şaşırmıyorum. Bence demiştim. Ama şu ana kadar oynadığı maçlarda iyi oynadı Taha. Zaten oyunla ben lafım yok. Ben zaten bu sıkıntıdan bahsettim. Devamlılığı yok. Ya, Trabzon'un orada bir sıkıntısı yok ama 5 tane stoperi var. Aynen. Ama Burhan'a ben güvenmiyorum, onu şimdiden söyleyeyim. Bence Trabzon'un devre arası bir tane iyi golcü alsın direkt çıkar. Aynen. Tek eksiği şu anda 4-4 yaptı Ercüment Hoca'yla. Aynen. Muhteşem gidiyorlar. Benim görüşüm hala aynı. Bunu herkes biliyor. Daha ilk hafta itibaren söyledim. Ben bu grupta 1461 Trabzon'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Peki Ercüment Hoca hakkındaki görüşlerin değişti mi? İlk geldiğinde olumlu düşünmüyordun. Evet, takımı ben şundan dolayı söyledim. Ben Ercüment Hoca'yı çok beğeniyorum ama son Düzce Spor performansından dolayı biraz sürümcemedeydim. Yapamayacağını düşünüyordum. Şu anda skor olarak toparladı. Oyun olarak biraz daha yukarı çıkması gerekiyor. Mesela Van maçında da çok iyi oyun yoktu. Ama kazanmasını bildi. Van maçına göre bu maçta daha iyi oynadı ama onu da söyleyeyim. Her hafta üzerine koyuyor yani. Bahadır Erol hasta mı, sakat mı? Sakat. Uzun mu peki? Bilmiyorum ama sakat. Dün 4 tane Tahacan yoktu. Ümit, Bahadır,
Nizamettin. Nizamettin aynen. Ama ona rağmen çok geniş bir kadrosu var kesinlikle. Trabzon'un. Rahat. Emir Alagöz'de kendisini çok iyi bir şekilde toparlamaya başladı. Doğru. Van maçında çok iyiydi. Diyarbakır maçında ilk yarı iyiydi, ikinci yarı iyiydi. Aynen. Bu maçın kopnesindeydi, bir de gol attı. Manisa ve Pendik'teki moduna gelmeye aynen. başladı gibi sanki Emir Alagöz. Şu an Trabzon'da bana göre bir sıkıntı yok. Şu anda. Bence de yok. Sadece aynen. oyunun biraz daha zaten her hafta yukarı çıkıyor da o da istenilen seviyeye gelirse biz bir şey söylemiştik. Van maçından sonra Mersin maçını da alırsa Trabzon alır yürür demiştik. Mersin'i de çok rahat geçtiler. Aynen. Çok değerli bir galibiyette. Hafta arasında da önemli Karaca bir Beyli. Maçları var. Karacabeyli iç sahada. Trabzon'da aynen öyle. Tüm maçların sonuçlarını konuştuk. Evet. Ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi tüm takımları tebrik ediyorum. Güzel bir hafta sonu oldu. Cumartesi günü oldu. Kesinlikle. Aynı kırmızı gruptaki gibi beyaz grupta da birçok maçta rakipler, hatta şöyle daha doğrusu bu grupta hiçbir maçta rakipler karşılıklı gol atamadı. Kırmızı grupta da sadece Menemen Kastamonu maçında oldu, onu da söyleyeyim. Aynen. Diğer tüm maçlar 1-0, işte 2-0, 6-0 hep böyle bitti. Bu grupta da bütün maçlar 3-0, 1-0, 3-0, 0-0, 1-0 gitti. O da ilginç bir hafta oldu. Çok bir saf 0-0 var bak. Altınordu maçı, doğru. Ankara maçı, Diyarbakır maçı. Toplamda 3 tane maç beraber bitti. 9 maçın 3'ü. %33'ü 0-0 bitti. 2 tane maç 3-0. Diğer maçlar 1-0. Diğer maçlar 1-0. Kısır bir hafta oldu bir de beyaz aynen. grupta. Onu söyleyebiliriz yani. Kesinlikle. Maç belli maçlara goller toplandı. Diğer maçlar çok daha fare doğurdu gibi aynen. bir şey oldu. Ağzına sağlık ben tekrardan. Ben de sana teşekkür ediyorum. Tüm şehirlere öncelikle bir selamlarımızı yollayalım. Maçlarını kazanan tüm takımları da kutlayalım. Herkese de iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.